Kadınlar ve erkekler üzerine yeni bir soru. Biz çok eğleniyoruz bu sorularda. Allah'tan televizyonda değilim. Yuvarla gelsin. Burada her türlü cevabı veririm. Tamamdır. Kadınlar neden her şeyi, erkekler oranla daha karmaşık düşünürler. Bu her şeyi neden vurguladığım üstüne tartışmak istemiyorum. Hani bunu da düşündüm çünkü. Şimdi buradaki zorluk, soruyu bir kadın soruyor, cevap bir erkek veriyor. Bir kere burada temelde bir sıkıntı var ama olabildiğince politik bir şekilde bu işi çözmeye çalışacağım. Araya girmemeye çalışacağım. Tabii, yok, çok senin ayağına basacak bir şey söylüyorum. Ben mazava alışkınım yani, senelerdir biliyorum. Şimdi kadın ve erkek beynin meselesi bence sıklıkla anlatılması gereken ve temelleri en azından biyolojik olarak bilindiği kadarıyla anlaşılması gereken. Çünkü anlaşıldığı zaman hayatı daha kolay yapabilecek bir bilgi tipi. Bugün gelen soru kim sordu belli mi bilmiyorum ama güzel soru, teşekkür ediyorum. Aslında günlük hayatta hepimizin gördüğü bir gözlemin soruya dökülmüş hali. O da nedir? Kadın beyni gerçekten daha ayrıntıcıdır. Erkek beyni biraz daha doğrusal, direkt çalışır. Daha dolaysız olarak çözüme gitme eğilimindedir vesaire. Şimdi bunun neden böyle olduğunu nihai olarak söyleyebilecek bir nörobilim bilgisi henüz mevcut değil. Yani ben bilmiyorum diye değil, nörobilimin yetkinliği henüz bu kadar değil. Fakat nörobilimsel çalışmalarda gördüğümüz iki tane önemli şey var. Bunlardan bir tanesi, beyin bağlantısallık çalışmaları bir 12-13 senedir devam ediyor. Bu konnektom diye bir alan var, hep bahsederiz sıklıkla. Konnektom çalışmalarında daha ilk senelerde bir şey gözüktü. Ortalama olarak bir kadın ve erkeğin beynindeki ana bağlantı hatları nasıl organize oluyor diye şöyle bir harita çıkarıldı ve karşılaştırdığımızda ilginç bir şey gördük. Erkeklerde sağ ve sol beynin içinde aynı yönde, yani sağa sağa, solu sola kendi içinde bağlayan bağlantıları daha yoğun ve baskın olduğunu, kadında ise sağı solu birbirine bağlayan karşılıklı bağlantıların daha yoğun olduğunu gördük. Bu zaten yaklaşık 100 yıldır bildiğimiz nöroanatomik, yani beynin anatomisindeki bir bilgimizin de nedenini anlatıyordu bize. Kadınların iki beyni birbirine bağlayan korpus kallozum denen o bağlantı hattı erkeklere göre daha kalın. Bayağı da %20-30 oranında daha büyük yani. Demek ki kadınların iki beyin yarı küresi arasında ekstra trafiği sağlayan ilave bağlantılar var. Erkeklerde aynı yarı küreler içerisinde bağlantılar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Hayal edebileceğiniz gibi aynı beyin yarım küresi içerisindeki bağlantılar daha hızlı işlev görebilen, daha kestirme sonuçlara varabilen zihinsel yollara işaret ediyor. En azından daha kuvvetli muhtemelen. İki beyin yarım küresinin kullanmasını gerektiren uzun bağlantılar ise her iki beynin herhangi bir işte birlikte devreye girmesini ve ikisi arasındaki senkronizasyonun davranışa yansımasını kontrol eden daha komplike devreler içeriyor. Birincisi, bu temel bağlantısal işte harita yapısındaki farka baktığımızda erkek beyninin daha direkt, daha dolaysız, kadın beyninin ise daha çetrefilli, daha çok imkanı gözden geçirecek bir çalışma sistemine sahip olduğunu söyleyebilirsiniz. İkinci önemli bulgu, ben onu özellikle çok seviyorum. Default Mode Network çalışmaları diye bir çalışma alanı vardır nörobilimde. Bir insan hiçbir şey yapmadığı zaman böyle boş boş duruyor ya, yani kafasında da net bir şey düşünmediği bir an düşünün. O durumda beynimizin, hani tabiri caizse araba böyle gaza basmanızda gır 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 rölantide çalışır ya, aynı rölantide çalışmasına benzer bir aktivitesi var ve bu her insan aslında parmak izi gibi birbirinden farklı ama herkeste olan bir aktivite. Genellikle böyle işte yaratıcılıkla falan ilişkili olduğu düşünülür. Mesela insanların aklına hep boş dururken bir fikir falan gelir ya. O default mode network'ün ya da varsayılan durum şebekesi diyebileceğimiz o şebekenin böyle bir işlevi olduğunu düşünüyoruz. Ha, espri ne? Bizim buradaki soruyla ilgili olan kadın ve erkek arasındaki fark ilginç. Mesela erkekte default mode network'ü genellikle izlediğinizde, bu arada erkeklerin büyük bir çoğunluğunda, hepsinde değil, beynin sadece arka, işte oksipital lobların, şu ense lobların alt kısmı ve beynin ön tarafında az bir bölgenin çalıştığını görüyorsunuz. Yani erkekler herhangi bir şey yapmadığında beyin bayağı bir shutdown moduna geçiyor, bir kapatıyor kendini. Kadında bakıyorsunuz default mode network'e, içeride festival var. Yani her taraf çalışıyor. Duygusal beyin, işte orbitofrontal korteks, bu işte gözlerin arasındaki ön beyin bölümü, temporal loblar, arka taraf, üst taraf, yan taraf, içler, dışlar, her türlü coşuyor. Şimdi buna baktığınızda açık ki beynin rölantide çalışma sistemi arasında bir fark var ve kadınların beyinleri herhangi bir göreve odaklanmadığı zaman bile beyinlerinin yaptığı sinirsel işe baktığınızda daha komplike bir dünyada yaşadıklarını söylemeniz çok
kolay. En azından nöral sinyaller bunu gösteriyor. Şimdi gelelim bunun davranıştaki farkı. Bilmiyoruz ne demek. Yani biliyormuş gibi yapmayalım. Ama tarihsel olarak, evrimsel olarak bakarsanız erkek ve kadının olası en makul hayatta kalmak için rol paylaşımları nasıl olmuş gibi gözüküyor. Zira yaklaşık 1,5 milyar yıldır dünyada eşeğli üreme var. 4,5 milyon yıldır bir insanlaşma süreci var ya da 18 milyon yıldır. Son 300 bin senede bir insan olma maceramız var yani. Son 50 bin yıldır modern insan olmak üzere. Şimdi bu süreçte kadın ve erkek birbirlerine rakip ya da ayrı varlıklar olarak takılsaydı insan neslinin devamı mümkün olmazdı. Bunlar arasında makul bir evrimsel işbirliği organize edilmiş olması lazım. Gerçekten de bakıyorsunuz avcı toplayıcı dediğimiz toplumda çok kabaca avcı fonksiyonunu daha ziyade erkek üstlenmiş gibi gözüküyor. İstisnalar olabilir. Toplayıcı stok kontrolü ve idame ettirici fonksiyonu da daha ziyade kadın almış gibi gözüküyor. Şimdi bakarsanız eldeki malzemeyi değerlendirme, ileride oluşabilecek besin ya da imkan açıklarını öngörebilme, işte bebeğin, eşin, şunun, bunun komünitenin yapısını anlama, onlara uygun bir şekilde hakim olma ya da bir şekilde oradaki sosyal ilişkileri çekip çevirme gibi zorlu işlerde bu tip görevler alan kadın beyninin daha mahir olması evrimsel olarak illaki avantajlı olacaktır. Öte yandan mamutu devirmekle ilgili bir takıntısı olan adamın da direkt hedefe odaklı olarak ben bu koca mamutu nasıl deviririm arkadaş devresinin iyi çalışması lazım. Böyle düşündüğünüzde çok şaşırtıcı bir sonuç değil. Şaşırtıcı olan ne? Bugün günlük hayatta kadın erkek eşitliği diye bir şey kovalıyoruz. Eşitlik tabiatta en büyük adaletsizliktir. Bunu mesela hukukta herkese eşitlik yapıldığını düşünün. Yani 5 yaşındaki bir çocukla 70 yaşındaki kişi aynı cezanın verildiğini düşünün. Bu eşitlik tabii ki eşitsizliktir. Bu eşitlik adaletsizliktir. Tabiatta da eşitlikten ziyade tamamlayıcılık ilkesi düşünülür. Ama biz günlük hayatımızda maalesef işte kadın erkek eşit olsun falan filan diye böyle nedenini bilmediğimiz bazı mottolarımız olduğu için eşitliği bozan her türlü yorum, işte algı, sonuç görmezden gelinebiliyor bazen. Yani bu böyle değil falan, böyle olması lazım gibi düşünüyoruz. Halbuki biyolojik ayarların öyle biz birkaç yüz senedir bilmem ne yapmayı tercih ettik diye değişmeyeceğini hep anlatıyorum. Yani hepimiz annemizden aynı ayarlarla doğuyoruz. İşte fabrika ayarları dediğimiz şey bu. Ve o ayarları anlarsak yaşamın daha iyi, daha barışçıl olacağımızı düşünüyoruz. Mesela benim beylere sıklıkla verdiğim bir tavsiye. İşte akşam evi aradınız, eşiniz ya da kız arkadaşınız neyse akşam sizi bekliyor. Ona diyorsunuz ki ben akşam biraz geç kalacağım. O da diyor ki neden? Diyorsunuz ki arabayı sanayiye götüreceğim. Tamam hayatım, görüşürüz sonra, tık telefonu kapattınız. Şimdi böyle bir şey yaparsanız, ki yapmamanız lazım, karşı tarafta hemen şöyle bir şey uyanır beyinde. Ha, sanayiye gideceksin. Acaba gerçekten sanayiye mi gidecek? Ya başka bir şey. Tır tır tır. Başlar sistem farklı olasılıkları değerlendirmeye. Beylere şöyle bir öneri veriyorum. Ben genellikle gülümsüyorlar ama yapınca da işe yaradığını görüyorlar. Bu arada gerçekten dürüst olun. Yalan söylemeyin. Yani onu baştan söyleyeyim. Mesela arabayı sanayiye götürecekseniz şöyle söyleyin. Ya hayatım hani geçen giderken araba bir tekledi ya. Ya bizim o işte gaz telinde bir sıkıntı varmış. Bizim Mahmut abim de geçenlerde olmuş. Acilen yaptırmazsan yolda bırakır. İşte arabanın motoruna şöyle hasar verir dedi. Ben o yüzden aradım. İşte Hikmet Usta'nın yeri bu akşam açıkmış. Onlar da gece kadar kalıyorlarmış. Onunla bir randevulaştı. O gitmeden önce bir 10 dakika arabayı göstereceğim. Belki işte verin ayrıntıyı. Karşıdaki kadın beyninin devreleri bir okey olsun. Ah tamam desin. Evet bu gerçekten sanayiye gidiyor. Hani bu kadar detayı bir erkek beyninin yaratamayacağını zaten içsel olarak biliyor. Dolayısıyla bu arkadaş bana bu kadar detay verdiğine göre güvenli bir şekilde beraberliğime devam edebilirim. Şüphe etmeme gerek yoktur. Algısı oluşsun, devam edelim. Şimdi bu bak hemen EQ daha düşük diyemeyiz arkadaşlar. Herkesin EQ'su kendine göre harika. Yani duygusal zekası erkeklerin düşüktür diye bir şey yok. Duygusal zeka herhangi bir zeka tipi. İşlev gördüğü yerde önemli. O ayrı. Erkekte hiçbir şey düşük ya da kadında ekstra bir şey yüksek falan değil. Hepsinin yerine göre kullanılabilen gayet uygun donanımları var. Sadece bu biraz önce verdiğim arabaya sanayi ters oldu. Yok. Sanayi arabayı götürme örneği. Aslında beyinlerimizin nasıl farklı çalıştığını anlamak için hani en iyi mizah öğretir diye bir iddiam var. Öyle bir öğreticiliği var. Bir düşünün, kadınlar dert anlatırken ne kadar detaylı anlatıyorlar. Erkek ne kadar hızlı sonuca gitmeye çalışıyor. Mesela erkeklerin muhabbeti ne kadar kısır ve kısa. Kadınların karşılıklı dertleşmesi günler sürebiliyor. Yani o telefon konuşmaları neden bitmiyor? Çünkü gerçekten beyinler daha komplike çalışıyor. Bizim bu komplikeliliğe ihtiyacımız var. Bizim derken açık beyin olarak kastetmiyorum, dünya olarak. Bir iddiam var, yaklaşık 10 yıldır bu işlerle uğraşmaya başladığım zamanın yarısında bu inancı taşıyorum bugüne kadar. Dünyadaki kritik kararların kadınlara verilmesi halinde ekstra cennet beklentisine girmemize gerek kalmaz. Burası gayet güzel bir yer olur. Çünkü kadın beynine güvenebilecek kadar
sabırlı erkeklerin yetişmiş olduğu bir dünyada zaten yeterince cennet olurdu. Şu anda erkek beyninin o kısa yol bağlantılarıyla hızla alınan abuk kararların uygulandığı ve dünyanın o yüzden her cümerç olmanın sürekli eşiğinde gezdiği garip bir zamanda yaşıyoruz. Bu problemleri sadece insan çıkarıyor biliyorsunuz. Başkası çıkarmıyor. Ve maalesef erkekler yalnız kaldığı için bu problemi çıkarıyorlar. Benim kanaatim o. Kadın beyni olması gerektiği yerde devreye girse, kadınsı ilke, kadınsı zihinsel ilke hayatımızda gerçek yerini alabilse bu sorunun hiçbirinin yaşanmayacağını düşünüyorum. Daha önce defaatle söyledim, her webinarımda bahsettim. Bir kere zaten işte eğitim şudur budur, işte yeni nesli bilmem ne yapalım falan deyip konuşuluyor ya. Kadınların eğitimine ve refahına harcadığımız parayı, eforu biraz arttırsak nesilleri ne kadar hızlı kurtarabildiğimizi göreceğiz. Çünkü her bebek annesinin çocuğudur, annesinin ürünüdür. Ve hepimizin beyni annelerimizin mimarlığı altında gerçekleşir. O yüzden anne ya da anne yerine geçen ilk bakım veren kişinin bireyler üzerine de, toplum üzerine de etkisi çok fazla. Kadın zihnini ihmal etmeyelim derim. Biz bunları o yüzden anlatıyoruz. Ama söyleyebilir miyim Allah aşkına? Bazı dümbelekler lafı kulaklarıyla dinlemedikleri için konuyu başka anlıyorlar. Bütün dümbeleklere selam olsun. Onlara görürseniz selam söyleyin. Bu meselenin amacı budur efendim. Oh be, gene kısaca cevap verdim.